Arkadaşlar merhabalar bu videomda konu konu yeni nesil sorularla geometri kısmında yamuk konusundayız. Evet 10. sınıf konusu o yüzden 10. sınıf arkadaşlar. Konu anlatımını dinlediniz. Genelde klasik sorularla öğrendiniz ve ara ara yeni nesil sorular gördünüz. Şimdi yeni nesil soruların daha değişik türlerini göreceksiniz bu videoda ama kolay olduğunu da göreceksiniz o yüzden dikkatli dinleyin. TYT girecek olan arkadaşlar yamuk konusuyla ilgili nasıl yeni nesil sorularla karşılaşabilirsiniz ve eski nesil soruları nasıl çeviriyorlar işte tam bunun farkına varacaksınız bu videoda. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Videoya başlamadan önce şunu söyleyeyim soruların hepsini 3-4-5'ten seçtim haberin olsun. Bir de yeni nesil sorularla ilgili konuşurken hep ne diyoruz? ÖSYM'nin her zaman kullandığı en güzel teknik ve kitaplarında kullandığı en güzel teknik eş yapıları kullandırırlar. Eş yapılarda bunu her videoda söyleyeceğim zaten. Söylüyorum da eş yapılarda da neye dikkat edeceksin? Kenarların eşit olmasına ve hatta açıyla ilgili bir sohbet muhabbet varsa açıların eşit olmasını kullanacaksın. Tek yapman gereken şey bu. Mesela birinci soruda özdeş ikizkenar üçgenlerdir. Önce iki tanesi sonra üç tanesi bir yamuk içerisinde şekildeki gibi tepe noktaları çakıştırılarak yerleştiriliyor. Soru ye anla tepe noktaları birleştirilmiş böyle. Şu şekilde. O zaman tepe noktalarını kullanacağım. Öncelikle tepe noktaları burasıysa bana verilen bu bilgiyi kullanacağım. Kullandım mı? Kullandım. Eşitleri gösterdim. Sonra yamukla ilgili bir şey çıktı mı? Hocam eşitleri gösterdim. Eşitleri gösterdim. Yamuğun bu kenarı çift çizgi. Yamuğun bu kenarı çift çizgi. A nasıl bir yamuk çıktı? İkiz kenar yamuk çıktı. Sonra ne yapacağım? E hocam kenar eşitliği ile ilgili bir şeyleri kullandıktan sonra sonuca ulaşamıyorsam o zaman açıları da yazacağım. E burada tepe açıları yan yana ya tepe açılarına yorum yapayım. Şöyle alfa alfa dersem o zaman burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa değil midir? Evet. Sonra durduk. Hiçbir şey yapamıyoruz. O zaman yamukla da ilgili bir şey var mı diye inceleyeceksin. Hem üçgen var hem de yamuk var. Hocam yamuğun tanımı var burada. Yamuğun tanımı nedir? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel. Hatta bu bir ikiz kenar yamuk. Açıya da daldık ya açıya devam. Hocam ikiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşit. Yani burası 2 alfa. Yani burası da 2 alfa, burası da 2 alfa değil mi? Evet. Aa ne çıktı burada bak. İkiz kenar vardı. Burası da iki alfa. 2, 4, 5 alfa. 5 alfa eşittir 180'den. Alfayı da böylelikle ne buluruz? 36 derece olarak buluruz. Tamam 36'yı bulduysak yerine yazalım. Hocam burası 36 burası 36. Hatta 36 72 72 yapıyor taban açıları. 72 72 burası 72 72 burası. E sonra e yamuk ya bu. Hocam şu açıyla şu açın toplamı 180. E burası 72 ise burası kaç olacak? 108 olacak. O 108 ise burada 72 artı x eşittir 108 olacağından dolayı x'i de böylelikle 36 derece olarak buluruz. Evet cevap denizde oldu. Eş yapı sorusu kenarların eşitliği, açıların eşitliği burada önemli. Ve e, bu hani üçgeni yamuğun içine sokmuş, üçgeni kullanarak açıyı bulutturmuş ve ikizkenar kenar yamuk olduğunu bulutturmuş. durmuş. İşte eş yapılarla. Peki hocam bunun eski sorusu nasıl olur? Genelde arkadaşlar bakın eski nesil sorularda böyle kolay eski nesil sorular. Ve yeni nesil soru yaptıkları zaman genelde uç noktalardaki özelliği kullandırmazlar sorularda. Ne yaparlar? Ya yamuk mu var burada? Genelde yamuğun tanımını hatta ikiz kenar yamuk var burada. İkiz kenar yamuğun tanımını kullandırırlar. Mesela bunun sorusu şöyle olabilirdi kardeşim. Şöyle bir ikiz kenar yamuk hocam bu. Tamam mı? İkiz kenar yamuk olsun. Şöyle gelsin şöyle gelsin. Bu da x kenar üçgen olsun böyle. Hatta açı orta olsun. Burası alfa iken burası 3 alfa verirsin. Şuradaki x açısı nedir diye sorulurdu. İşte ben size soruyu böyle sorsaydım. Hocam ne kadar komiksiniz falan dersiniz. Bu kadar kolay soru sormayın dersiniz diye. Alfa ise alfa. X kenar dolayı bak burası da 2 alfa oldu. 5 alfa eşittir 180'den alfayı buldun. Alfayı bulduk daha sonra da açıları şuradaki gibi yazıp sonra x'e ulaşacaktın. Gördüğünüz üzere eski desil sorunun böyle kolay versiyonunu yeni nesil yani eksik parçayı tamamlattırıyor. Burada x kenar yamuk olduğunu söylemiyor. Eş yapılarla sen x kenar yamuk olduğunu bulacaksın. Ya da ne bileyim burası 2 alfa iken buranın 3 alfa olduğunu sonra da söylemiyor. İşte o eş yapılarla oradaki eksik parçaları sen tamamlayacaksın. Ama bazen üçgensel bilgiye aynı zamanda yamuk vermişse yamuksal bilgiyi de yani hem üçgenin tanımını hem de yamuğun tanımını şekil üzerinde verilen bilgileri de kullanarak yazacaksın. Sonra eksik parçaları tamamlayacaksın. Çok kolay bir şekilde yaparsın. Evet geldik örnek 2'ye. Bu sefer de bu yamuğu altıgenin içine koymuş. Ve altıgenin de dış açısını falan iç açısını vermiş. Biz biliyoruz da neyse. 360 bölü 6'dan 60 derece. iç açısı kaç derece? 120 derece. Hocam iki ikilikleri buraya koymuş. Şu ikilikleri şöyle bir yerleştireyim. Şu ikilikleri bak şöyle yerleştirdim. Hocam 2 burası. Hatta burası da 2 burası da 2 burası da 2. Sen bundan sonrasında ya altıgenin özelliğini de kullanabilirsin. Hocam en uzun köşegen simetrik ekseni. Şu açılara böyle nokta nokta diyebilirsin. Ya da bu eş yamuklar yok. Eş yamuk ya bunlar. Hocam noktaya nokta dersem burası nokta, burası nokta. E burası da nokta burası da nokta dersin. Zaten 120'yi iki eş parçaya 60-60. Bak bunu kısaklamış. Altıgeni niye verdi sana? Ya senin buradaki açın 60 derece diyor. Bak yamukta o zaman ben bu 60'ı kullanacağım. Nasıl kullanabilirim? Hocam dik çizerek şöyle dikleri çizdim. Şöyle dikleri çizince 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1. Burası da 1. Hatta dik dörtgenden dolayı burası da 2. Uzun kenarda 4 mu bulduk? Evet. 4 burası. 4 burası. Hatta burası da 4 burası da 4. Şimdi buna göre diyor kırmızı boyalı bölgenin çevreleri nedir diye soruluyor. E arkadaşlar hadi bakalım şimdi bulalım onu. Nasıl bulacağız? E hocam bu en uzun köşegen. En uzun köşegen nedir? 4, 8 ve burası da 10. En uzun köşegen 10. Altıgenin de özelliğini kullanıyoruz bak burada. Bir kenarın iki katıyı da yani burası kaç yapar? 5 yapar. E burası 5 ise burası da 5 olacak. 3 kaldı buraya. Burası da 3, burası da 3, burası da 3, burası da, 3, burası da 5 mi? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi buradan sonra çevresi. Şunun çevresi ne? Hocam burası e, 6 kaç yapıyor? 3, 3, 6 şu 3, 3, 6, 5 daha 11 burada da ne var? 8 var 19 burası. E, burası da 19 çevresi de 38 yapıyor. Bu kadar basit. Bakın hem burada yamuğun 60 derece şuradaki açısının 60 derece olduğunu saklamış eş yapıdan kullandım. Hem de burada neyi saklamış arkadaşlar? şu altıgenin kenar uzunluğunu saklamış ve buraları saklamış. Bunun eski nesil sorusu nasıl olur? Ya yani şu büyük ihtimalle şöyle olurdu arkadaşlar. Bir altıgen verilirdi. Tamam mı? Şu altıgeni verdi. Sonra şu en uzun köşegen çizilirdi. Ondan sonra şuradan şöyle paralel çizgiler çizilirdi. Sonra şu çevreyle şu çevre nedir diye sorulurdu. Hatta burayı kaç verirdi? Burayı 10 verirdi. Sonra atıyorum şurayı da kaç verirdi? Ee, ya burayı verirdi. Burada da orayı orası mı belli? Evet. 4 burası da 8 verilirdi. Tamam mı? Ondan sonra bunun çevreleri nedir diye sorulurdu. E bunun da çözümü şu şekilde olacak. Çözüm biraz değişiyor ama. Bak burası hocam 10 sa burası 5 yapar. E hatta burası da 5. Benim şu kenarları bulmam lazım. Tabi sonra da paralel de verilirdi. E buradaki şu üçgene tamamlayacak olursam eşkenar üçgen oldu. E şununla şu paralel ya. 5 bölü 3. 5 bölü 8. E burası da 5 ya. 5 bölü 8 olacak. Buraya 3 kaldı. İşte bu kenarda 3 bulurduk. Burası da 3. Aynı şekilde 3 3 burası da kaç olurdu? 8 olurdu. Çevreleri de bu şekilde toplardık. Tamam. Evet altıgendeki bu soru tipi bu soruya çevrilmiş, evrilmiş daha doğrusu. Evet, ikinci soruda böylelikle Denizli çıktı. Geldik üçüncü soruya. Yine eş yapıları mı kullandık? Evet, eş yapıları kullandık. E eş yapıları kullanmış burada ama kenarların eşitlerini burada hemen yazıyoruz. 3 3 3 3 yan kenarlar şöyle. 3 3. Hocam burası da 3, burası da 3 mü? 3. E sonra bak kenarların eşitliğini kullandık. Soru çıkmadıysa hemen açıların eşitliğini kullanalım. Hocam burası nokta açısı burası nokta açısı. E nokta açılarını yazalım. Noktaya nokta. Hocam noktaya nokta. E hocam noktaya noktaları yazdık. E sonra bak şu yamuğun içerisine yerleştirilmiş. Bu yamuklar bu da yamukmuş. E hocam bu yamuksa eğer şunlar birbirine paralel mi? Paralel. E şunda da paralel ya. Şimdi burada güzel bir şey çıktı mı? Çıktı şu yöndeşlikten dolayı nokta açısıysa nokta açısı hocam şunlar paralel bunlar paralel oldu. Dolayısıyla paralel kenardan dolayı burası 3 çıktı. E sonra ne diyeceğiz? E sonra şuraya ben bir şey diyeyim. Açıları yazmaya devam edeyim. Hocam şunun da şu paralel ya. Aa bak burada bir paralel kenar çıktı. Gördünüz mü? Evet paralel kenar. Niye? Çünkü şunlar paralel bunlar da paralel bir paralel kenar. E hocam burası 3 ise yukarısı da nedir? 3'tür. E sonra Şurası kaç yaptı? 3 3 daha 6 yaptı. Hocam burası da 6. E üst tabanımız 6 yaptı. Yani uzun kenarımız 6 yaptı. Burası 6. Bak eş yapılardan bulduk bunu. Hocam burası da 6. E hocam burası da 6 olacak. Tamam. Sonra burası üst taban olacak. E üst tabanı ben nasıl yazacağım şimdi? Üst tabanı da kullanmam lazım benim. Nasıl kullanabiliriz? Şuraya bir x falan filan mı desek? Al ya da 6'yı kullanabilecek miyiz böyle? Şuraya 6. Neyse şuraya bir x diyeyim ben. Hocam alt taban ne oldu? Üst taban ne oldu yamuğun? X artı 3 oldu. X artı 3'leri de kullanayım. Hocam burası X artı 3. Üst tabanı yamuğun. Hocam yamuğun üst tabanı X artı 3. E hocam burası alt tabanıydı. Alt tabanı da 6 olduğundan. 6'dan bunu çıkartırsan kaç yapıyor? 3 eksi x yapıyor. Hocam paralel kenarda burası da 3 eksi x oldu. Şimdi benden ne istiyorsun? Çevresi. Şurası kaç yaptı arkadaşlar? 9, 12 eksi x artı 6 artı 6. Yani 12 artı Şurası da ne? X artı 6. X 6. İşte bizden bunun çevresi isteniyor. X'ler gitti. 12, 12, 24. Alt daha kaç yaptı? 30 yaptı. Bu da güzel bir soru arkadaşlar. Ya yamuklar yamuğun içerisine, içerisine oturtulmuş. Yani burada hem küçük yamuğu düşüneceğim. Küçük yamuk hem de büyük yamuğu düşüneceğim. Şunların paralel olmasından dolayı şurayı paralel kenar bulmak. Ya da şurada küçük bilgiyi paralel kenar olarak söylemek e, güzeldi arkadaşlar. Hoş bir soru olmuş. Eş yapıları ama artık anladınız ya eş yapıları. Eş yapıları bu şekilde kullanıyoruz. Kenarların eşitliği ve açıların eşitliği bizim için çok önemli. Evet geldik bir sonraki soruya. Döndürme. Olmazsa olmazımız. Kalem. Döndürdüğümüzde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yine bir eş yapı sorusu aslında. E hocam eş yapı. Ben bunu böyle döndürdüm. Bak dikkat. Şu şuradayken bunu böyle döndürdüğüm zaman bu buraya mı geldi? Evet. Bak buradayken buraya geldi. Hop şöyle. Eş yapı sorusu. Şunlar birbirine eşit. E hocam şurası x ise bak burası x ise sen bunu böyle döndürdüğün zaman bu açı da buraya gelmedi mi? Burası da x. E hocam burada ne çıktı aynı zamanda? Hatta buraya x diyemeyelim ya. Şurada şununla şunu paralel vermiş. E hocam yamuktan dolayı bununla da bu paralel otomatikman şu üsttekiyle alttaki paralel değil mi? Bak verilen bilgi bizi sonuca itiyor zaten. E burada ne var? E şunlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası da alfa. E eş yapı. Şuradaki köşedeki açı alfa ise bu köşedeki açı da alfa olacak. Aynı zamanda döndürmeden dolayı şu kenarlar da eşit. E dolayısıyla x kenar çıktı burada. Alfa artı 18 ise e uzam. burası da alfa artı 18 çıktı. E üçgenin iç açıları toplamı. Alfa 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 yani 3 alfa artı 2 tane de 18 var. 36 eşittir 180'den. 3 alfa eşittir 144'den. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 40. 8 mi buluruz? Evet. 3 kere 8 24 12. 48 olarak buluruz. Bizden de alfa isteniyor. İşte olay budur. Ha eski nesil sorusu üçgende ile ilgili sorulurdu arkadaşlar. Şuraya alfa verildi. Buraya ikiz kenar verildi. Aynen bu soru olurdu arkadaşlar. Tamam. Yani burada da neye dikkat edeceksiniz? Yine döndürmede de eş yapı olmasına dikkat edeceksin kardeşim. Bunu da sakın ama sakın unutma. Eş yapıda da nasıl hareket ettiğimizi de biliyorsun. Evet. Burada da arkadaşlar bu şekilde şekil, örnek 5'e bakalım. Şekil 1'de verilen dik yamuk biçiminde bir araç camının taban uzunlukları 5 ve 13. Yüksekliği de 6 birim olarak verilmiş. Arkadaşlar dik yamuk geldiği zaman ne yapıyorduk? Hemen hocam şuradan dikmeyi çiziyoruz. 5 ken 5. E hocam buraya 8 kaldı. Burası da 6, 6, 8, 13 ken. Tamam burayı bulduk. 10 olarak bulduk. Hatta burası da 10. Sonra cam ok yönünde 3 birim indirildi. De. Bak biz genelde neye alışkınız? Katlamaya alışkınız. Ya da böyle ötelemeye falan şeye alışkınız. Katlama ya da ekranda böyle büyütmeye falan alışkınız. Bak bu da farklı bir bakış açısı aslında soruda. Bu cam aşağı inmiş. Cam aşağı indi ya. Bu camın aynısı aşağıda şöyle yok mu arkadaşlar? Yani şu şekilde. Aşağıda şöyle, şöyle ve şöyle. E bu cam ne kadar aşağı inmiş arkadaşım? Cam ok yönde 3 birim aşağı inmiş. Ok yönde 3 birim aşağı indi. Yani şurası da 3 demek. O zaman burası da 3 mü olacak? Çünkü tamamı 6'ydı. Evet. E sonra bu cam aşağı indi bu cam aşağı indi. Buradaki şey bakın şuraya bir şeyler yapmamız lazım. Buradaki yamukla buradaki yamuk hemen hemen aynı mı ya da benzer mi diye düşünmek lazım. Şimdi bu aşağı indiği için normalde bak şununla şu paralel değil miydi? Evet. Aynı şekilde bu tam aşağı indiği için bununla da bu paralel oldu mu arkadaşlar? Oldu. E o zaman paralelleri falan kullanacağım. Ya da bu yapı şuradaki açı şöyle yaptığın zaman burası alfa. Şimdi buraya alfa dersem şuradaki cam aşağı indiği zaman burası da alfa oldu. Hocam yöndeşlikten dolayı bak burası da alfa oldu. Aa hocam burası alfayken burası beta. Bak şu üçgenle alfayken şuradan da şöyle bir dik çizdiğin zaman burası da beta mı oldu? Evet üçgen burası da 3. Benzerlik oranı 6 iken 3 yani 2'ye 1 oran var. Betanın karşısı 8 iken betanın karşısı 4 olur. 3, 4, 5 üçgen hatta olur burası. E burası da kaç birim? Şuradaki uzunluğu da bulacağız. Bu uzunluk değişmiyor. Bak burası 5 iken hala daha burası da 5. E hocam burası da 5. Çünkü aynen bu aşağı bu şekilde indi. Yine eş yapı şeklinde kullanıyoruz. Camın açılan, e, camın açık olan yüzeyinin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Evet açık olan yüzeyinin alanı. Arkadaşlar bizden şuradaki yüzey alanı isteniyor. Bunu bulacağız. Tüm yamuğun alanından neyi çıkartacağız? Şuradaki yamuğu çıkartacağız. Tüm yamuğun alanı ne? Alt taban artı üst taban 18 çarp yükseklik 6 2den şuradaki yamuğu çıkartacağız. Alt taban artı üst taban 14 Çarp yükseklik bölü 2'yi çıkartacağız ve cevap çıkacak arkadaşlar. E buradan ne geldi? 54 eksi 21 geldi. Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 33 yapıyor. Cevap 33 oldu. Bu şekilde aşağı indirmeli sorularda da aslında eş yapı yine var. Aslında o eş yapı burada. Yine burada kenar uzunluklarını yazıyorsun. Aynı zamanda açıyı da yazıyorsun. Açıyı yazdıktan sonra da zaten ya benzerlik çıkar ya da böyle ikiz kenarlık falan filan çıkar arkadaşlar. İşte yine güzel sorulardan biri. Bu şekilde de camı aşağı indirebilirler arkadaşlar. Bazen ekranı kaydırıyoruz ya camı da aşağı bu şekilde indirmelik bir durum söz konusu olabiliyor. Yani hep katlama hep katlama biraz da böyle değişik sorular değil mi? Evet 5. soru 33 yaptı geldik 6. soruya. Evet burada da mesela yana doğru çekmiş. Yukarıdaki soruyla hemen hemen aynı mantıkta. Ee, burada nasıl bir çözüm var? Ayrı bir çözüm olduğu için yine benzerlikten çıkıyor ama Ayrı bir çözüm yöntemi olduğu için bunu yapmak istedim. Bir evin ABCD yemo biçimindeki 3 metre uzunluğuna sahip bahçe kapısı şekil bir de gösterilmiştir. Evet 3 metre uzunluğu burası. 1 metre açılmış. Hocam 1 metre açılınca 1 metrede şurada içeri girdi. Yani buraya kaç kaldı arkadaşlar? 2 mi kaldı? Evet. Ya sen bu kapıyı açmışsın. 1 metre açmışsın. Bu kapının devamı nerede? İşte devamını göstereceksin kardeşim. Bütünsellik bizim için önemli. Biraz öncekinde de aslında biz ne yaptık? Bu cam aşağı indi ya devamını gösterdik. Aslında katlama sorularında da aynı şeyi yapıyoruz. Katlamada böyle katlanıyor ya eski haline geri açıyoruz. Katlamayı geriye doğru açıyoruz. Yani bütünsel hali bizim için her zaman çok önemli. O yüzden bütünsel halini yani ilk hali mutlaka mutlaka gösterin. Bu içeri girmiş olsa bile İçeri girdiğiniz yerdeki yerini gösterin. Ya da telefon ekranında bir şey var. Sen yukarı doğru kaydırdın. Yukarı doğru kaydırdığın zaman yukarı giden kısmını yine yukarıda böyle tamamlama şeklinde bir şeyleri mutlaka ama mutlaka yapın. Çünkü şeklin bütünselliği bizim için önemli. Çünkü bütün şeklin kenarları verilmiş bize. E, bir birim açıldı. Şurası iki birim dedik ya. Bir birim içeri girecek. O zaman burası da kaç birimdir? Bir birimdir. Sonra bize başka bir şey verilmiş mi? Dik yamuğu 3 metre uzunluğuna sahip bahçe kapısı. Tamam şurası 3 metre. Şurayı 2 1 olarak bulduk. AB'ye 190 vermiş. Hocam AB uzunluğu 190. Yani şurası 190. Hocam burası da aynı zamanda 190 olacak. Şuradaki uzunluğu. Sonra DC'yi de vermiş bana. DC neredesin DC? DC şurayı da vermiş bana 130. E bildiğimiz klasik bir soruya döndü arkadaşlar. Temel orantılı. Bak şunlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Evet paralelde biz paralel varsa ya temel orantı ya kelebek kullanıyorduk. Temalarantı ya da kelebek var mı burada? Yok. Biz oluşturabiliriz. Şuradan bir paralel çizersek süper olur. 130 sa. hocam burası da 130. E burası da 130. Buraya ne kaldı o zaman? 50 mi kaldı? Yok. 60 mı kaldı? Evet. Burası 60 yaptı. Hocam 2'ye 1. Aslında burası 200 cm'ye 100 santimetre cm de 200'e burası da 100 yaptı. Şimdi benden EF uzunluğu isteniyor. EF. Şuraya bir X dersem olay bitti. Bak temalarantı artık oluştu. 200 bölü 300 yani 2 bölü 3. 2 bölü 3 eşittir. X bölü 60 değil midir? Evet. Şu 20 katı 20 katı. X'i de böylelikle kaç buluruz? 40 buluruz. E, x 40 ise 130 artı 40'dan cevabı ne buluruz? 170 olarak buluruz. Evet. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri olduğu için bu şekilde yaptım. Böyle. Biraz önceki soruyla aynı ama o alfa çözüldü. Bu nereden çözüldü? Paralellikten yani temel orantıdan çözüldü arkadaşlar. ÖSYM'de temel orantıyı seviyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Ne yapıyormuşuz? böyle kaydırmalı sorularda falan içeri geçen kısmı da böyle içerideki kısmını da göstermeyi yani şeklin bütünselliği bizim için önemli olduğunu sakın ama sakın unutma. Evet böylelikle 6. soru 170 yani Edremit çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 7'ye. İkiz kenar yamukla ilgili güzel bir açı sorusu aslında. Biz bunu klasik sorularda çok soruyoruz aslında. Böyle özellikle ikiz kenar yamukta kaç soruların, hatta benim konu anlatımında da var. Hatta bu soruyu çok güzel bir yeni soruya çevirmiş burada. Hadi bakalım soru ne diyor? Şimdi soruda önden görünümü ABCD ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamuk deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? İkiz kenar yamukta işte taban açıları birbirine eşit, kenarları birbirine eşit. Uzunlukla alakalı bir şey vermiş olsaydı böyle dikmeleri falan çiziyorduk. Ama burada uzunlukla alakalı bir şey yok. Dikmeleri çizmeyeceğiz. Tamam ikiz kenar yamuk olduğu aklımızda bulunsun. Eyvallah. Sonra Pipet bu konumdayken böyle sonra bu konuma gelmiş. Ne olmuş? Köşegen konumuna gelmiş. Bak şimdi pipet birinci konumda burada ikinci konumda burada. Aslında burada da eş yapıyı kullanıyoruz. Ama eş yapı bir uzunluk oluyor burada. Hani eş yapılarda neye dikkat ediyorduk? Kenarların eşitliğine açıların eşitliğine dikkat ediyorduk. Ama burada sadece bir uzunluk olduğu için sadece kenarların eşitliğine dikkat edeceğiz. Bak şu kenar uzunluğuyla şu kenar uzunluğu birbirine eşit. Hmm. Burada ne yapacağız? Aslında bak. Alakası bir yerde bir köşe bak şununla ne verilmiş arkadaşlar? Aslında eski nesil soru tipinde de şöyle verilir. Şu köşegen ya bak sana demiş ki şu uzunlukla şurası eşit. E köşegenle alakası yerde bir eşitlik olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki diğer köşegeni de biz çiziyorduk. Diğer köşegeni de biz çizelim. Hocam diğer köşegeni de çizdiğimiz zaman ne oldu burada? E, köşegenler birbirine eşit. Aa ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Gördünüz mü? Evet pipetin eşitliğini kullanınca ne anlama geldi? köşegenle alakası yerde bir eşitlik anlama geldi. E diğer köşegende biz çizeriz. Çünkü köşegenle alakası yerde bir eşitlik olunca diğer köşegende biz çizmemiz lazım. Çizdik. E çizince ne oldu? Hatta şu parçalar kendi çapında birbirine eşit. Şu parçalar da kendi çapında birbirine eşit değil mi? Evet. Hocam burası 56 verilmiş. Burası da 56 mı olur? Aynen öyle. Hatta burası 28 verilmiş. E hocam burası da 28 mi? Evet. Taban açıları falan birbirine eşit olduğundan dolayı. E sonra ne yapacağız hocam? Şimdi burası kaç derece? 56-28 daha 84 değil mi? 84 ise burada kaç kaç derece olacak? 96 olacak. Tamam. Şu 56'yı yine kullanabilirim. Yamukta karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Z'den dolayı burası da 56. Burası da 56 mı? Evet. E hocam şu açının tamamı kaç derece? 96. E 96'dan 56 çıkartınca kaç kalıyor buraya? 40 kaldı. Bak şu ikiz kenarlığı artık ben kullanabilirim. İkiz kenar üçgen tepe açısı kaç derece? 40. 180'den 40 çıkart. 140. 2'ye böl. 70-70 yapar. Böylelikle ne buluruz cevabı arkadaşlar? 70 olarak buluruz. İşte güzel bir soru. Hoş bir soru. Bu sorunun eski nesil hali nasıl? İşte tam olarak şöyle arkadaşlar. Bak. Tam olarak şöyle. Hatta şu ters şeklini şey yapayım. Ee, adam şurada ne yapar? Şunu şöyle çizer. Tamam mı? Sonra der ki şuradaki uzunlukla şu köşegen uzunluğu birbirine eşitler. Aynen böyle olurdu arkadaşlar. soru. Ve bizden şuradaki açıyı isterdi. Neredeki açıyı? Şu uzunlukla şu uzunluğu birbirine eşit verirdi bize. Sonra buradaki açıları da verirdi arkadaşlar. İşte atıyorum buradaki açılar kaç oldu burada? Ee, biri 56 biri 28. Şurası 56 burası 28. Bu 56 bu 28. Nerede kaç isteniyor bizden? Şuradaki x açısı isteniyor. Şuradaki x açısını bulun diye sorulurdu. İşte eskiden sorusunda bu olurdu. E ne yapardın? Hocam ben diğer köşegeni çizerdim böyle. E tamam şunlar birbirine eşit şunlar birbirine eşit. 56 ise burası da 56 yapar burası da 56 yapar. Sonra e, köşegenler birbirine eşit ya. Hocam şurada bir ikiz kenarlık çıktı. E, sonra burası da toplamda kaç derece? Burada kaç toplamda? 84. O zaman burası da 96 yapacak. E o zaman buraya da 40 kaldı derdin. 40 sa, 70 70 derdin. Diye cevaba ulaşırdın. Eski nesil sorusu bu. Çok da güzel bir şekilde yeni nesile çevirilmiş pipet uzunlukları şurada eşit olmasını kullanacaksın sadece. Tamam mı? Yani yine eş yapar. Ne dersek diyelim. Bak yeni nesil soruların çoğunluğunda bu var. %80'inde bu var. Eş yapıları kullandırıyorlar. Kenarların eşitliği önemli. Açıların eşitliği de önemli. Evet gençler hoş bir soru. 7. soruda C. Han çıktı. Geldik 8'e. Evet bir bariyer sistemi. Bakalım ne olmuş. Burada da şu, bu soruyu da bilerek göstermek istedim. Arkadaşlar bariyer böyleyken, şunu da 60 derece açsam, bunu da 60 derece açsam, her ikisinde 60 derece açıyorum ya, zemin olan uzakları birbirine eşit olacak, değil mi? Evet. Çünkü bak, bu 12 birim eş 2 bariyer, 12 birim uzunluğunda 6-6 ya, ya. Hocam burası da 6, burası da 6. Sen buradan bir dik çizsen, hocam burası 90'ın karşısında 6, 30'un karşısında 3, burası 3 kök 3 yapar. Hatta buradan da bir dik çizsen, hocam burası da 3 kök 3 yapar. E sonra, e şuradaki mesafeler de zaten birbirine eşit. D noktası da zeminden eşit mesafede. C noktası da zeminden eşit mesafede. O zaman ne oldu? Şu zemine paralel olmuş oldu arkadaşlar. Tamam. Ee, yani burada bunların paralel olması. Önceden burada da eşit mesafe vardı. Bununla da bu paralel. Şurada ne oluştu? Yamuk oluştu. Yani bariyerleri eşit mesafede açtığımız zaman oluşan şekil bir ne oluyor arkadaşlar? Yamuk karşımıza çıkıyor. Neyse buna göre son durumda ABCD yamuğunun alanı kaç birimdir diye soruluyor. Ve burada eş yapıya dikkat edeceğiz. Tamam. E, bu böyleydi. Açıldı 6-6 oldu. Evet tamam. Çok güzel. E sen burada önceden buradaki uzunluğun kaç olduğunu biliyorsun. Bunu da kullanacaksın. E 12 hocam. E burası kaç? 3 birim değil mi? E burası da 3 birim. Bak 3-3-6. Buraya 6 kaldı. Üst tabanı da bulduk. Olay bitti. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 bana alanı verecektir. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. 18 bu 9 yaptı. 9 kere 3 de 27 kök 3 yapar mı cevap? Yapar. Yani cevap böylelikle akçay oldu bu soruda da. Ve geldik son sorumuza. Evet kesip başka bir yere yapıştırmış. Bakalım bir kenarı 4 kök santimetre olan dikdörtgen biçimindeki kağıt şekildeki gibi keserek 1 ve 2'nin oğlu eş iki parça ayrılıyor. Bak eş iki parça. Hocam 4 kök 3 burası da 4 kök 3. Eş iki parça olması bu e, bunun üst tabanı bunun bu bir yamuk bu da bir yamuk ya. Hocam burasının x olması burasının da x olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Tamam. Sonra eş 2 yapı. Bir de almış bunu buraya yapıştırmış. Bak 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 dikkat et. Senin şu kenarın çift çizgi dersem. Burası çift çizgi. Burası çift çizgi. Almışım bunu buraya yapıştırmışım. E senin burası da çift çizgi yapmıyor mu? Evet burası da çift çizgi yaptı. E hocam bunun üst tabanı kısa kenar çift çizgi burası da çift çizgi olmak zorunda değil mi? Evet yapıştırmış yani sana kenar uzunluklarını vermez alır başka bir yere yapıştırır Oradaki kenar uzunluğunu senin bulmanı ister. Bu soruyu da o yüzden çok beğendim. O yüzden buraya koydum. Bak şu kenarları yapıştırarak bu kenarların eşitliğini soru da bana vermiyor. Soru da senin bulmanı istiyor. Bir şeyleri saklamak demek yeni desil demek. E tamam ne güzel bunları bulduk. Adam ne oğlu parçanın alanını 40 köküş demiş. Kardeşim senin buradaki alanın 40 köküşse burası da 40 köküşse toplam alanın 80 köküş değil mi? Evet Toplam alan 80 köküç o da dikdörtgen olduğu için şu 4 köküçle neyi çarparsan 4 köküç çarpı a diyeyim. Hani şunun tamamına a diyeyim. 4 köküç çarpı a eşittir 80 köküçse a'yı da böylelikle 20 mi buluruz? Evet a 20 hocam burası 20 iken o zaman burası 20 eksi x e burası da x. Burası da 20 eksi x. E ne yapacağız? Dik yamuk çıktı hocam. E dik dörtgen oluşturmak boynumuzun borcu 4 ise 4 köküç 20 eksi x burası. E sen x'ten 20 x çıkartırsan x 20 x böyle olmaz tabii ki değil mi? Şöyle parantezle çıkartacaksın. O da ne yapıyor? 2 x 20 yapıyor. Burası da 2 x 20 yaptı. Ve sonrasında burada bir pisagor bağıntısı yaparsan sonuca ulaşırsın kardeşim. Ama ben hissedeceğim. Bak normalde sen ne yapacaksın? Tamam şunu hallettik. E, 20 x'in karesi eşittir. 2 x 20'nin karesi artı 4 3'ün karesi deyip sonuca ulaşacaksın. Ama burada kök 3 var. Kök 3 ile ilgili hangi özel üçgeni biliyorsun sen? Hocam 30 60 90 üçgeni. Hatta 60'ı karşısı kök olsa süper olur değil mi? 60 30 60 90 üçgeni mi acaba bu? 60'ı karşısı 4 kök 30'un karşısı 4 yapar. 90'ın karşısı da kaç yapar? 8 yapar. E ben bunu 8 yapması için x yerine kaç yazmam lazım? 12. X yerine 12 yazarsam eğer 12 12 24 eksi 20 de 4 mu yaptı? Evet. Sağlaması da tuttu mu? Tuttu. Bu şekilde köküçlü ifadelerde de güzel bir şekilde hissedebiliyoruz. Sen burada da işlem yapsan yine sonucu 12 olarak bulacaktın. E cevap da böylelikle çıktı? 12 çıktı. İşte sana aynı zamanda neyi öğretiyorum? Aynı zamanda hissetmeyi de öğretiyorum. Böyle hissetme sadece 3 olduğunda ya da 5 olduğunda ya da işte 13 olduğunda değil böyle köküçlü ifadeler olduğunda da acaba 30 60 90 üçgeni Çünkü bu soruyu yazan arkadaş sorunun tam sayı çıkmasını istiyor. E dik kenarda köküç olan büyük ihtimal ne üçgendir? 30 60 90 üçgendir. Ve şunlar da tam sayı olacak ya. E ondan dolayı 60 böyle kök köküçün karşısında olur diye tahmin ettim. Ve öyle düşündüm, hissettim ve soruda da çıktı mı çıktı. Bu soruyu güzel yapan ne? Şuradaki eşitleri kullanıp bu eşitliği buraya yapıştırmak işte bazen dediğimiz gibi eşitleri de bu şekilde veriyorlar arkadaşlar. Yani arkadaşlar olayı bitirdik mi? Bakalım. Bitirdik. Evet bitirdik. Gördüğünüz üzere olayı bitirdik. Ne bitti? Yamuğu bitirdik. Ya ama yamukta da ne gördük? Tamam. Yeni nesil sorularda genelde bize neyi kullandırıyorlar? hep klasik tarzdaki böyle tanımsal özellikleri, üçgen oluşturmalı özellikleri falan kullandırıyorlar. Çok uç noktadaki yerleri sormuyorlar. Ve genelde neyi gördük yine? Eş yapıları gördük arkadaşlar. Yani kenarların eşit olması, açıların eşit olması, bir yerdeki eşitlikten diğer tarafın eşit olmasını bulmak gibi şeyler işte. O yüzden ben şunu da söylüyorum. Arkadaşlar sen, arkadaşım daha doğrusu sen burada yamukla ilgili bunu anladın mı? Anladın. Bence Para kenardaki yeni soruları böyle hızlı bir şekilde sen yapabilirsin. Bu videoları izlemek zorunda değilsin. Artık sen yeni nesil soruların nasıl kurgulandığını anladın. Yani özellikle TYT arkadaşlara söylüyorum. Ara arkadaşlar izlesin. TYT'deki arkadaşlar tamam ben bir video yayınladığım zaman sen önce al pdf'ini kendin çöz. yani bütün buradaki videoyu izleme. Video izlensin derdinde değilim. Sizi eğitmek derdindeyim. Benim tek amacım sizlere bir şeyler öğretmek. Yani burada vay ben YouTuber'ım bilmem ne falan filan değil. Ben YouTube'da ders anlatan öğretmenim. O yüzden TYT ve AYT öğrencilerine sesleniyorum buradan. Hatta bununla ilgili bir video çekeceğim. Biraz sonra olur büyük ihtimalle. Ee, yani sen artık yeni nesil kavramını anladıysan öyle her konudan bir video bence bekleme. E, vakitini kaybetme. Bir bununla ilgili bir şey paylaştığım zaman PDF'ini çıkart. Kendin çözmeye çalış. Çözemediğin sorularda gel bak tamam. Yani kaç dakika oldu? Sanırım işte yarım saat falan oldu. Yarım saat boyunca niye burada oyalanıyorsun, değil mi? O yüzden oyalanma. İşte. Neyse, görüşürüz. Yani işte ben onu anlatmaya çalışıyorum sana. Vakit ele ele. Bu vakitten sonra sınava az kalmışken sizin için çok değerli. E, sizin de vaktinizi iyi değerlendirmenizi istiyorum açıkçası. Gençler, böylelikle yamukla ilgili kısmı bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.